Merhaba sevgili gençler. 345 yayınlarına ait 25'li TYT Fen Bilimleri denemesinin biyoloji kısmına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 25'li TYT Fen Bilimleri 4. denemesinin biyoloji kısmının ilk sorusunu çözmekle başlayalım arkadaşlar. Kot yıkamada taşlama işleminde pomza taşları yerine selülaz adı verilen bir enzim kullanılır. Enzim indigo boyalı kot giysileri daha açık tonlara ağırtma kapasitesine sahiptir. Bu bilgilere dayanarak yargılarından hangilerine varılamaz. Enzimler aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyon sürecini kısaltır. Bu doğru bir bilgidir ancak buradaki bilgilere bakarak bunu anlamıyoruz. Tamam mı? O nedenle bire varamadık. Bir olmayanları hemen eleyelim. Eleme yöntemini kullanırsanız bakın daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz. Enzimler uygun şartlarda hücre dışında da çalışabilirler. Evet burada görüyoruz enzim indigo boyalı kot giysilerini daha açık tonlara ağartabiliyormuş. O zaman bunu hücre dışarısında yapar. Doğrudur. Yani buna varabiliriz. O yüzden 2'yi eledik. Selülaz bazı boya parçacıklarını ipliğin yüzeyinden uzaklaştırır. Açık tonlara arttığı için bunu uzaklaştırır. Buna da varabiliriz. O yüzden cevabımızı yalnız bir olarak işaretliyoruz. Lorenzo'nun yağı filmine de konu olan ALD sendromu, X kromozomunun Y'de homolo olmayan bölgesine taşınan çekinik bir gen ile kalıtılmaktadır. ALD sendromlu bireyler, miyelin kılıf erimesine bağlı olarak 4-5 yaşlarında hastalık belirtilerini göstermeye başlamakta ve ergenlik çağına gelmeden de ölmektedir. Buna göre ALD hastalığının kalıtımı ile ilgili yargılarından hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakalım. Bu genin bir popülasyondaki bulunma sıklığı nesiller boyunca aynı kalmaz. Niye aynı kalmaz? Çünkü hasta bireyler küçük yaşta ölüyor ya. O nedenle popülasyonu etkiliyor. Yani hastalık nesiller boyunca aynı kalmıyor. Bu hastalık babadan oğula geçebilir diyor. Şimdi geçemez. Neden geçemez? Çünkü baba dediğimiz kişi hasta olamaz. Hasta olursa baba olamaz. Hocam ne dediniz diyebilirsiniz. Şöyle düşünün. Bir erkek çocuk ergenlik çağına gelmeden ölüyorsa nasıl baba olacak değil mi? O nedenle burası yanlış olmuş oldu. ALD sendromu sadece erkek bireylerde gözlenir. Evet, anne hasta olursa ölürdü. Annenin sadece taşıyıcı olma durumu var, tamam mı? O nedenle babası sağlıklı bir birey olacağı için bunların çiftleşme ihtimali olsun diye böyle yazıyoruz. E bu ihtimalle de erkek çocuk hasta olabilir. Yani bu da doğrudur. Hastalığa neden olan genin baskın alelini taşıyan bireyler sağlıklı olur. Zaten buradan da görmüş oluyoruz. O yüzden doğru. Dişi bireyler fenotipinde bu hastalığı gösteremez. Gösteremez gösterseydi ölürdü. Mutlaka dişi bireyin taşıyıcı olması gerekir. Böylece cevabımızın B seçeneği olduğunu net bir şekilde anlamış oluyoruz. Denememizin üçüncü sorusuyla devam edelim. Aşağıdaki şekilde bir hücrenin yaşam döngüsü ifade edilmiştir. Bu döngü ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bakalım. İnterfaz verilmiş, mitotik evre verilmiş ve sitokinez dediğimiz yer verilmiş. İnterfaz evrelerinde hücre bol miktarda protein ve organel üreterek büyüyüp gelişir. Çünkü burası interfaz dediğimiz evre. Hazırlık evresi olduğu için gerekli hazırlıklar yapılır hücre bölünmesi için yani bu doğrudur hücre döngüsü bir hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer bölünmeye kadar geçen zaman aralığına denir. Yani bölünmeye başladıktan sonra bu hücrenin tekrar geldiği yer yine bölünmeye başladığı yer olmuş oluyor. Bu nedenle bir döngü oluyor. Yani hücre döngüsü dediğimiz olay tam manasıyla tanım olarak bu. Mitotik evre çekirdek bölünmesinin gerçekleştiği karyokinez ile. Karyokinez dediğimiz profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerini içerir sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği sitokinez aşamalarından oluşur diyor. Sitoplazma bölünmesi de telofazda başladığı için buna da doğrudur diyoruz. Bu nedenle cevabımızı 1, 2, 3 olarak işaretlemiş oluyoruz. Denememizin dördüncü sorusuyla devam edelim. Aşağıdaki omurgalı sınıflarının hangisinde bulunan canlılar doğal yaşam süreçlerinde 3 farklı organ ile solunum yapabilir? Balıklar solungaç solunumu yapar. İki aşamlılar dediğimiz bunlar kimdir hocam diyecek olursanız mesela kurbağadır. Nasıl yazdım şöyle yazdım kurbağadır. Şimdi kurbağanın hayat evresi bir larva evresi bir de ergin evresi var arkadaşlar. Larva olduğunda basit yapılı olduğu için solungaç solunumu yapar. Ergin olduğunda ise deri ve akciğer solunumu yapar. Bu nedenle 3 farklı organ ile solunum yapmış mı oluyor? Evet yani cevabımızı B olarak işaretleyelim. Yine diğerlerine bakalım. Sürüngenler, kuşlar ve memeliler kaldı. Bunların üçü de akciğer solunumu yapıyor. Denememizin 5. sorusuyla devam edelim. Hücrelerde gözlenebilen zardan madde geçişi olayları aşağıda verilmiştir. Bu olayların hangilerinde hücre zarındaki porlardan geçemeyecek büyüklükteki maddelerin taşınması sağlanır? Difüzyon, ozmoz dediğimiz olaylarda küçük madde taşınır, aktif taşımada küçük madde taşınır, endositoz ve egzositozda büyük madde taşınır. Difüzyon ve ozmozda ATP enerjisi harcanmazken aktif taşıma endositoz ve egzositoz olaylarında ATP enerjisi harcanır. Difüzyon ve ozmozda geçiş çoktan aza doğru iken Aktif taşımada azdan çoğa doğru olarak gerçekleşir. Endositoz ve egzositozda yoğunluk farkına bağlı olmadan geçiş gerçekleşir. Bize büyük maddelerin geçişini sorduğu için, içeri ya da dışarı demediği için biz endositoz ve egzositozun ikisini birlikte alıyoruz ve cevabımızı C olarak işaretlemiş oluyoruz. Endo demek iç demek, egzo demek dış demek. Egzozdan aklınıza gelebilir. Şimdi Endo içeriye doğru bir madde almak, exositozda dışarıya madde atmak demek. Endositozda bu arada iki şekilde olur. Katı maddeleri hücre içerisine alıyorsak buna fagositoz diyoruz. Sıvı maddeleri hücre içerisine alıyorsak da buna da pinositoz adını vermiş oluyoruz denememizin son sorusuyla devam edelim doğada gerçekleşen bir madde döngüsü olayı aşağıdaki şekilde açıklanmıştır Bu madde döngüsü ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır diyor şimdi bakacak olursak havadaki karbondioksiti kim verir canlılar verir bitkiler verir ya da fabrikaların yanması sonucu fosil yakıtların yanması sonucu da havaya at karbondioksit verilmiş olur bu havadaki karbondioksit bitkiler tarafından alınarak madde döngüsüne kazandırılmış olur. Hayvanların toprakta bulunan mikroorganizmaların ve bitkilerin solunumları sırasında oluşan karbondioksit atmosfere karışır. Zaten şuradan da bunu görmüş oluyoruz. Yani A doğrudur. Atmosferdeki karbondioksit üreticiler tarafından yani bitkiler tarafından tutularak organik besin sentezinde kullanılır. Doğrudur. Milyonlarca yıl önce fotosentez ile güneş enerjisini depolayan bitkilerin ve bunlarla beslenen hayvanların kalıntıları toprağın derinliklerinde bugün kullandığımız fosil yakıtlara dönüşmüştür. Evet, çürüme ile topraktaki organik atıklar yıllar yıllar birikerek fosil yakıtlara dönüşmüştür. Toprakta yaşayan mikroorganizmalar ölmüş canlıları ayrıştırarak havadaki karbondioksit miktarını azaltır. Şimdi toprakta yaşayan mikroorganizmalar örmüş canlıları ayrıştırıyor ya bu ayrıştırma işini yapan canlılara kimler diyoruz? Saprofitler diyoruz. Peki saprofitler üretici midir? Hayır. Yani havadaki karbondioksit miktarını tutamaz. Tutabilecekler kimlerdir? Sadece üretici olan canlılardır. O nedenle Sadece saprofitler ne yapar? Solunum yaparak atmosfere karbondioksit vermiş olur. Yani karbondioksit miktarını azaltır, yanlış olmuş oldu. Fosil yakıtların sanayide kullanılması sonucu çok miktarda karbondioksit atmosfere verilir. Bu fosil yakıtların fabrikalarla yanması sonucu da yine atmosfere karbondioksit olarak geri dönmüş olur. Evet sevgili gençler, 25'li TYT fen bilimleri 4. denemesinin de burada sonuna gelmiş olduk. Kaç net yaptığınız yorumlardan bekliyorum. Aklınıza takılan kısımları sormayı ihmal etmeyin. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.